Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda göstereceğim hırkayı size aslında çok detaylı bir anlatım yapmayacağım. Çünkü YouTube kanalımda paylaşmış olduğum videolardan faydalanarak aslında bu hırkayı çok rahatlıkla örebilirsiniz. Ancak Instagram sayfamda ya da bir başka mecrada gördüğünüzde Damla ben bu hırkayı nasıl yapabilirimin sorusunun karşılığı olarak en azından bir fikir, gidişat videosu bırakmak istedim sizlere. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Kaç tane motifle yaptım? Kaç bedene uygun olacak? Büyütmek için neler yapabiliriz? Hangi ipleri kullandığımı anlatabilmek adına. Öyleyse ilk olarak 60 adet motifle bu hırkayı yapacağımı söylemek isterim. Boyunu daha fazla uzatmak isteyen dostlar artı 9 motif düşünerek mesela 60, 69, 78 gibi hırkanın boyunu uzatabilirler. Bizimkisi şöyle bel hizasına doğru daha kısa bir hırka olacak. Bedeni ise 36'dan 44 bedene kadar uygun olacağını düşünüyorum. Yaptıkça, finale doğru geldikçe size çok daha net bilgi vereceğim. Örmüş olduğum motiflerimin bir tanesinin ebatı birleştirme kenarı olmaksızın 11 santim diyebilirim. Arka parça için bu motiflerden 20 tanesini kullanacağım. 8 artı 8 olmak üzere de 10 ön kapaklar için kullanacağım. Toplamda 36. 24 adeti de 12 artı 12 kollar olmak üzere ikiye ayıracağım. 60 adet motifle bu hırkayı tamamlayacağım. Kullanacağım iplere gelecek olursak Madame Coton'ları kullanıyorum. Madame Coton'un siyahınla birleştiriyorum. Madame Coton'un şu görmüş olduğunuz bej rengi 20 numarası. Madame Coton 20. Ara renkleri ise hemen elimde var. Onu göstermek isterim. 10 numarası ve 43 numarası ile motifleri ördük. Şimdi birlikte gidişat yollarını görmeye başlayalım. Motifin yapımını bu videonun altında kanalımda bulabilirsiniz. Bu birleştirme tekniğini de henüz çok yeni paylaştım sizlerle. O tekniği de hemen bu videonun altına bırakıyorum. Zira hırkamız zemin rengi siyah. Dediğim gibi sadece gidişat yolunu size anlatmaya çalışacağım. Renk de siyah olduğu için biliyorum biraz zor oluyor ama en azından önceden hırka öğrenen arkadaşlarım için detay ve fikir videosu olmuş olacak diyebilirim. 5x4 arka parçayı bu şekilde önüme aldım birleştirdikten sonra. Birleştirme aşamasına, diğer parçalarla birleştirme aşamasına geldiğimde ise arkasını çeviriyorum. Sağ ve sol parçaları biliyorsunuz artık benim videolarımı takip edenler ben nasıl örüyorum. Şimdi sağ parçayı örerken şöyle hemen alayım yanıma. Dikey örüyorum. Yani ne yapıyorum? Hırka yapımı detay videolarında önceden paylaştığım bütün bölümleri tek tek anlattım. Orada bütün bunları daha ayrıntılarıyla bulabilirsiniz. Burada ne yapıyorum? Bunu alıyorum. Bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne olarak dikey geliyorum. Sonra burasını hop geçip bunu yanına birleştiriyorum. Bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne, bunu bunun üstüne derken de bu yanı geçerken de kol evimi oluşturacak şekilde yandan birleşmeye başlıyorum. Diğer tarafta ise dikeyin tam tersi yatay bir birleşme yapıyorum. Orada da şöyle hemen geleyim. Bu defa bunu bunun yanına, bunu bunun yanına, bunu bunun yanına derken yani önce bunu şöyle iki kenar geçip yanına alıyorum. Hop üstünü geçip bunu üstüne, bunu üstüne hop, üstünü geçip bunu üstüne, bunu üstüne diyerekten bu şekilde de bu tarafa ekliyorum. Bakın burada fikir olarak anlatıyorum size ama bunların detaylı anlatımları YouTube kanalımda, hırka yapımı videolarımda zaten
Çok detaylı bir şekilde mevcut. Bunu da söylemek isterim. Şimdi ilk olarak bu parçayı buna nasıl birleştireceğim onu göstereyim. Hemen önüme aldım. Şöyle yaklaşalım birazcık. Şöyle önüme aldım. Bunu iki motif olarak karşılıklı, bunu arkadakiyle, bunu da arkadakiyle birleşip iki önde, iki arkada da dört motiflik alanla da kol evimi oluşturacağım. Ben bu iplerle 3-25 milim tığ kullanıyorum. Siz elinize göre bunu değerlendirebilirsiniz. Böyle daha pofuduk pofuduk, böyle görüntüsü, hani nasıl anlatayım, puf puf derler ya, kadifemsi bir görüntü yakalamak için biraz havalı ve büyük bir tığ tercih ediyorum. Ben o tarz örgüyü sevdiğim için. Siz daha tıkız, daha tok olsun derseniz elinizi daha sıkı tutup daha küçük tığla örebilirsiniz. Ama genelde bu tarz ürünlerde tercih edilen biraz daha yumuşak ve dökümdür. Şimdi buradan karşı ile birleşmeye başlıyoruz. Köşeye kadar ördüğüm parçamın köşedeki iki tane ikili trabzanını örmüştüm. Bir tane de zincirimi çektikten sonra artık karşı ile birleşmeye başlıyorum. Bilmeyenler bu tekniği mutlaka, linkini bırakacağım. Oradan izleyip de devam edin. Orada zaten açık renkte de gösteriyorum. Burada bir zinciri çektim. Burada köşenin içine iki tane İkili trabzanımı örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanın tepesine bir ikili trabzan örerken hemen arka tarafta denk geldiği trabzanı buluyorum. İçine batıp birleşmeye başlıyorum. Ta ki nereye kadar? Burada dediğim gibi detayı göstermiyorum. Şu iki tane motifi birleşip kol evine gelene kadar. Arkalı önlü iki motifi birleştirirken şuraya geldiğimizde tam ortayı geçerken ne yaptığımı göstermek istedim size. Burada bir zincirimi çektim. Arkasından öndeki motifin önce arkasından batıp ilmeğimi içinden çıkarttım. Kaçırmasam çıkacaktı. Bir daha yapalım. Bir zincir çektim. Arkasından batıp ilmeğimi arasından geçirdim. Ve burada arkadaki de iki motifin birleştiği yerin ortasını bulup batıyorum. Ve onun da arasından ilmeğimi geçirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra buradaki köşeye gelip iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Burada trabzanın tepesine bir ikili trabzan ve arka ile birleşmeye denk gelen trabzanla başlıyorum. Kol evine kadar. Kol evine kadar geldikten sonra bakın şurada iki önde motifim, iki de arkada motifim bırakıyorum. Buraya kadar birleştim. Buradan sonrasını artık birleşmeden üst omuz bölgesine kadar iki motifin kenarını geçerek örüyorum. Yani tam olarak şuraya kadar öreceğim. Burada birleşmeye yeniden başlayacağız. Üste kadar işte bu şekilde geldim. Şimdi üst iki motifimi arkasındaki iki motif ile birleştirmeye başlıyorum. Hemen köşeden ilk olarak ilmeğimi çıkarttım. Buraya geldim. Siz tabii kendi alışık olduğunuz bir birleştirme tekniğiniz varsa onu da kullanarak ilerleyebilirsiniz. Ben şimdi hemen yine burada arkadan batıyorum. Örmeye devam ediyorum. Bu parçayı bir tamamlamış olacağım buraya kadar geldiğimde. Bu üst kenarda sona geldiğimde de buraya kadar geldim, birleştirdim. İki tane köşeye ikili trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen bu arkadaki ikisinin kesiştiği ortak yere ipimi kaydırarak geçirip bir zincir çekiyorum. Sonra buradaki ilk ördüğüm trabzanın da tepesine kaydırma yöntemiyle batıp ipimi kilitliyorum. Böylelikle hırkamın bir tarafını tamamlamış oldum. Şöyle göstereyim hemen size kol eviyle beraber. Şimdi sıra diğer tarafta. Diğer tarafı da önüme alacağım. Şöyle. Şöyle şu şöyle dursun. Onu da nasıl birleştirecektik? Onu da üstten birleştirmeye başlayacağız. Şöyle ki
göstereyim hemen. Bu omuzu ilk olarak iki motifle oluşturup daha sonra buradaki iki motifi birleşmeden geçip bu iki tane motifi de yanlardan birleştirerek bedenin formunu vermiş olacağız. Burada bir zincirimi çektim. İkisinin kesiştiği noktadan arkadan batıp ipimi kaydırarak geçirip bir zincir de çektikten sonra köşeye ikili trabzanımdan iki tane örüp üst iki motifi arka iki motifle birleştirmeye başlıyorum. Bu üst kenarı da ördüm iki tane motifin. Şimdi burada bir zincirimi çektim, sonuna geldiğim için köşeye batıp bir kilitledikten sonra bu köşeye gelip örmeye başlarken artık iki motifi karşıda birleştirmiyorum ki kol evini oluşturabileyim diye. İki motifi geçip artık şuradan şuraya geldiğimde birleşmeye başlayacağız. İki sıra iki motifi geçince böyle. Şimdi artık arkayla birleşmem gerekiyor. İlk olarak burada bir zincirimi çektim. Hemen bu köşeden batıp aradan ilmeğimi geçiriyorum. Ve arkadaki iki motifin kesiştiği noktaya da batıp arkada. Bakın şu ikisinin ortasına batıyorum. Şu ikisinin arkadaki iki motifin. Sonrasında da hemen bu köşeye gelip artık İki motifi arkadaki iki motifle de birleştirmeye başlıyorum. Böylelikle hırkamın formunu vermiş olacağım. Yanların kenarının sonuna kadar geldiğimde de artık bu köşeye iki tane ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Hemen yandaki köşenin içinden batıp ipimi arasından geçirerek bir zincir daha çekip burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine geliyorum. Kaydırma yöntemiyle. Şimdi burada artık her trabzanın üstüne bir ikili trabzan örerek hırkanın etrafını örmeye başlayacağım. Şöyle geniş güzel bir pat örmek istiyorum. Böyle daha hırkaya hava katacağını düşündüğüm için bilmiyorum 4-5 sıra örerim gibi hissediyorum. Üstüme giydikçe bunu daha net anlarım. Şöyle söyleyeyim, lastik örümü yapacağım, tığ işi lastik örümü. Daha önce çalışmayan arkadaşlarım kanaldaki detaylı videomu izleyerek daha iyi oturtabilirler burada, ama yine dilim döndüğünce anlatmaya da çalışacağım. Kolları takmadan yapıyorum. Hırka ne kadar küçük olursa etrafını geçmem o kadar kolay oluyor benim içimde, kucağımda tutmak açısından. Şimdi bulunduğum yerde hemen bir yalancı trabzanla yükseliyorum. Şöyle ki bir zincir çekiyorum, ilmeğimi yükseltiyorum, etrafında döndürdükten sonra ipi bu arkasından hemen dolandırarak alıyorum ve yanındaki trabzanın tepesine bir adet ikili trabzan örüyorum. Lastik sırama bu şekilde başlayacağım. Her trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Şu orta iki motifin kesiştiği köşelerdeki geçişi nasıl yapıyorum? Oraya gelip orayı da göstereyim. Burada geçişin olduğu yere geldim. Bu köşeye bir tane ikili trabzan ördüm. Sonra ikisinin ortak battığı yere batıp içine şöyle bir tane de oraya ikili trabzan örüyorum. Bir tane de bu köşeye ördükten sonra yine trabzanların tepesine ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Yani köşedeki geçişi bu şekilde yapacağım. Bütün hepsinde, hırkadaki bütün kesişen noktalarda. Şimdi asıl etek ucundaki köşeye kadar da öreyim. Orayı da nasıl yaptığımı göstereyim size.
Burada köşeye geldim. Şimdi ilk olarak iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Arada iki tane zincirim var. Tekrardan aynı köşenin içine iki tane ikili trabzan örerek köşeyi geçiyorum ve trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye başlıyorum. Enseye kadar öreyim geleyim. Ensedeki geçişi toparlamayı da nasıl yaptığımı göstereyim. Enseye geldiğimizde ise şöyle bir görüntümüz olacak. Bakın, burası ensemiz bizim. Şuradaki geçişi nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Bunun için hemen ilmeğimi alıyorum tığıma. Bakınız şimdi. Şöyle yatırırsam daha iyi göreceksiniz. Arkadan görüntüsü. Şu trabzanların üstünün hepsini örene kadar geldim ve şu köşedeyim. Buraya geldiğimde ise köşenin ilkine batıyorum. İkili trabzan örer gibi sadece bir kere örüp tığımda tutuyorum. Tekrardan tığın üstüne ip alıyorum. Şuradaki hepsinin kesiştiği ortak noktanın içine de batıyorum. Yine ilmeğimi çıkartıyorum. Şöyle bir kere örüp tığımda tutuyorum. Yeniden bu defa da buradaki köşeyi göreceksiniz. Oraya batıyorum. Ve orada da bir kere örüp bu 4 ilmeği birden topluyorum. Daha sonra trabzanlarımın üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Ta ki diğer şu kesiştikleri noktaya gelinceye kadar oradaki geçişi de birlikte yapalım. Diğer köşeye de geldim. Hemen bütün trabzanları örmüştüm. Şimdi ilk köşenin içine battım, bir kere çıktım. Yine hepsinin kesiştiği noktaya bir kere batıyorum ve yine bir kere de çıkıp tığımda tutuyorum. Diğer köşeye geliyorum. Bir kere de çıkıp tığımdaki 4 ilmeği birlikte örerek trabzanların da üstüne batarak artık bundan sonra hiç farklı bir şey yok. Başladığım noktaya kadar geleyim ve lastik sıramızın ikincisini birlikte örmeye başlayalım. İkinci sırasını. İlk sırayı tamamladım. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batarak kaydırma yöntemiyle yukarıya çıkıyorum. Şimdi artık lastik örümüne başlayacağım. İlk olarak yine bir yalancı trabzanla başlıyorum. Şu şekilde. Daha sonra trabzanlarımı sırasıyla bir öne alarak lastik örümüne başladığımız için bir arkaya alarak örüyorum. Bir öne alıyorum. Bir arkaya alıyorum. Tekrardan bir öne, bir arkaya. Bu şekilde bütün hırkamın etrafını geçeceğim. Ama şu hırkanın etek ucundaki köşeleri nasıl geçtiğimi de size göstermek istiyorum. Bir de tabii ensede bir topladığımız kısım var. Orayı nasıl yapacağım onu da göstereceğim. Şöyle devam ediyorum. Köşeye doğru yaklaştığımda yine sırasıyla bütün trabzanları bir önden bir arkadan örüyorum. Köşeye geldiğimde içine ilk önce iki tane ikili trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekip aynı boşluğun içine iki tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Köşe geçişlerimi bu şekilde yapacağım. Sonra tekrardan başlıyorum trabzanlarımı örmeye. Bir önden, bir arkadan. Bir önden, bir arkadan. Enseye kadar da bu şekilde ilerleyeceğim. Daha sonra ensedeki geçişi birlikte örelim.
ense kısmına gelirken de biliyorsunuz burada 3 tane trabzanı birlikte örmüştük. Şimdi ben onu sırasında arkadan örmek var. Burada en son önden örmüşüm. Onu arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Yani tığımı önden geçiriyorum. Ve onu sanki bir trabzanmış gibi işlem uygulayarak arkadan ördüm. Şimdi sırasıyla yine önden, arkadan, diğer köşeye kadar ensedeki devam edeyim. Orayı da birlikte geçelim. Diğer köşeye geldiğimde de yine önden örmüştüm. Sıra arkada, hemen arkaya alıyorum. Yine tek trabzanmış gibi örüp aynı şekilde trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Bir önden, bir arkadan. Lastiğin ikinci sırasını da tamamladım. Şimdi bakın, öndekini önden, arkadakini arkadan örme yerine geldik tam olarak. İlk olarak kaydırıp bir üste çıkalım. Burada ilk ördüğüm trabzanın tepesine batıyorum. İpimi de kaydırarak arasından geçiriyorum. Şimdi buraya yalancı trabzanla yükseliyorum hemen. Ve bütün trabzanları kendini gösterdiği gibi örmeye başlıyorum. Önden göstereni, önden, arkadan göstereni, arkadan. Şu bu şekilde devam ediyorum. Artık bundan sonrası çok kolay ve dilediğiniz kalınlıkta örebilirsiniz. Atıyorum bu 3. sırada bırakabileceğiniz gibi 4, 5, 6'ya kadar. Yani gözünüze hoş gözüken ve istediğiniz sıraya kadar örebilir. Bu sırayı genişletme açısından da düşünebilirsiniz. Mesela bir tık daha hırkam geniş olsa güzel olur diyorsanız üstünüze giydiğinizde motifleri ekledikten sonra patı daha geniş örebilirsiniz. Ben şimdi hoşuma giden genişliğe kadar öreceğim. Daha sonrasında kollardan bir tanesini yerine yerleştirip geleceğim. Diğer kolu da beraberce yerine yerleştirelim. Daha sonra da hırkamızı beraberce tamamlamış olalım. Hırkamın etrafını 4 sıra olarak lastikle tamamladım. Şöyle göstereyim. 4 sıra ördüm. Gayet de güzel düştü. Kolu biliyorsunuz bu defa geniş bırakıyorum. Kol ağzı bol kalacak. Toplamak isteyenler diğer topladığım videoları izleyerek kolu toplayabilirler. Böyle geniş ağız istedim. Dökümlü, büyük, bol bir kol olsun istedim. Onun için böyle çalıştım. Siz direkt toplayabilirsiniz. Hatta kol evini 3 motifle de ayarlayabilirsiniz. Kanalımda öyle videolar var. Onlardan rahatlıkla faydalanabilirsiniz. Benim gibi örmek isteyenler ise kol evini 4 motifle bırakmıştı böyle. Şimdi ne yaptım? 4x3, 12 motifle bunları kol evine yerleştireceğim. Şöyle canım. Buradan başlayacağım. Buraya oturtacağım. Bakın tam olarak buradan başlayıp yerleştireceğiz. Buraya kadar örmüştüm. Bir de zincirimi de çekmiştim. Şimdi hemen burada hepsinin kesiştiği şu ortak nokta var ya, şu koltuk altındaki, oraya bakın batıyorum ve ilmeğimi oradan çıkarttıktan sonra bir zincir çekiyorum. Daha sonra iki tane ikili trabzanımı köşenin içine hemen örüp bir tanesini de trabzanın üstüne örüyorum. Daha sonra sırasıyla trabzanların içine batarak arkasından geçirip örmeye devam ediyorum bu şekilde. Bunu karşılıklı buraya oturtacağım. Başladığım noktaya kadar aynı bu şekilde birleştiriyor, kol evine yerleştiriyor olacağım. Zaten birleştirme tekniğini izleyen arkadaşlarım ya da kendi sürekli kullandıkları tekniği değerlendirmek isteyen arkadaşlarım buraya kendilerine göre de diledikleri gibi yerleştirebilirler. Benim tekniğim hemen videonun altındaki linkte. Şu kısma geldiğimizdeki geçişi bir kez daha göstermek istedim. Buraya iki tane ikili trabzanımı ördüm, bir zincirimi çektim.
Tığ arkadan bu boşluğa batıp arasından ilmeğimi geçiriyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şu ikisinin kesiştiği noktaya da bulup ortasına batıyorum. Ve arasından orada da ipimi geçirip yine bir zincir çektikten sonra geliyorum buraya. Köşeye iki tane ikili trabzanımı örüyorum. Trabzanın üstüne ördüğümle de yeniden karşıdaki ilk trabzanımı bulup trabzanın üstündeki birleşmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Kol altının olduğu yere kadar geldim. Yani bütün 4 tane motifi kol evine yerleştirdim. Buradaki köşeye 2 tane ikili trabzan örüp bir zincirimi çektikten sonra kol altındaki, bakın şurada bir toplu birleşme yeri var. Onun tam ortasından tığımı batırıyorum. Arasından ilmeğimi çıkartıp bir zinciri çekiyorum. Ve sıra kolun formunu vermekte. Kol parçası için ördüğümüz kısmı artık karşılıklı şu şekilde birleştirerek kolun formunu vereceğiz. Aynı kol evine yerleştirdiğim gibi bunu da karşılıklı ekleyip kol ağzına kadar geleyim. Kol ağzını nasıl geçeceğimizi beraberce görelim. Kolun ağzına yaklaştım. Şimdi buradaki işlemi nasıl yaptığımı size göstermek istiyorum. Bir zincirimi çektim. Hemen arkadaki köşenin içinden ipimi geçirip bir zinciri çektikten sonra ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batarak ipimi kaydırarak çıkartıyorum. Daha sonra bir zincir çekip yükseliyorum. Etrafımda döndürüp arkasından da şöyle ilmeğimi geçiriyorum, yani yalancı trabzanımı örüyorum. Sizler dilerseniz zincirle de yükselebilirsiniz. Trabzanların tepesine birer tane trabzan örüyorum. Zaten kol ağzını iki sırada tamamlayacağım. Üstüne de bir sırada lastik sırası gibi örüp tamamlayacağım. Çünkü istediğim uzunlukta ve istediğim bollukta düşmüş olacak. Şimdi şu geçiş yerini de size göstereyim şurayı. Oraya kadar geleyim. Tam olarak geçişin olduğu yerdeyim. Tığın üstünde ipimi aldım. Önce bu köşeye bir tane ikili trabzan örüyorum. Etrafında ördüğüm gibi burada ortaya batmadan diğer köşeye atlıyorum. Ve oraya bir tane ikili trabzan örüyorum. Yani bütün köşe geçişlerini bu şekilde tamamlayıp başladığım ilk trabzana kadar örüp geliyorum. Başladığım noktaya yaklaşmışken birlikte geçelim istedim. Buradaki şimdi bakın köşeye bir tane örüyorum. Burada doğrudan trabzanın üstüne yükselmiştim. Onun için bu köşeye de bir tane örüyorum. Daha sonra buradaki trabzanımın tepesine batıp ipi aradan kaydırarak geçiriyorum. Daha sonra yine bir zincir çekip yükselerek yalancı trabzanımı örüyorum. Bundan sonra ise bir sıra halinde bu alttaki trabzanlarımı bir önden bir arkadan örerek devam edeceğim. Bu şekilde. İkinci sıranın da sonuna geldim. Siz hala derseniz ki ben biraz daha uzun olsun istiyorum. Kaydırıp burayı artık bir önden bir arkadan, öndekini önden arkadakini arkadan örerek dilediğiniz uzunluğa kadar kol ağzını devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi burada ipimi kesiyorum artık. Ve hırkamı da tamamlamış oldum. Şimdi size hemen biraz ölçülerini vereceğim. Kullandığım ip adetlerinden söz edeceğim. Şöyle hemen önüme de açayım, göstereyim size hırkamızı. Valla döküm döküm şahane bir hırka oldu. Söylemeden geçemeyeceğim. Şurada biraz ipim çıkmış. Hemen onu da alayım. Şöyle hemen biraz daha kadrajı açarak size göstermek istiyorum. Bakın bayağı oldukça geniş aralıktaki bedene uygun olacak bir hırka.
Ölçülere gelecek olursak şöyle önüme yatırdım. Size santim olarak da hemen vermek istiyorum. Genişliğini hemen söylüyorum. Valla 100 şöyle açtığımda 62, şu aradaki boşluğu çıkaracak olursak 6 santim 60 60 62 62 daha 124, oradan 6'yı çıkartırsak eğer 118 santim hırkamızın genişliği, hırkamızın çevresi yani oldukça uygun ölçülerde onu söyleyebilirim. Çok rahatlıkla 44 bedene kadar uygun olacaktır. Biraz daha hani döküm bol dursun diyorsanız 44 beden mesela bunu 2-3 sıra daha etrafını geçebilir. Motif ölçümü zaten vermiştim size. Bir de şimdi bu 4 santim uzunlukta çalıştığımızda boyu kaç santim oluyor? Onu da söylemek istiyorum. Boyunu uzatmak isteyenler dediğim gibi 9 tane daha fazladan motif çalışacaklar. Şu anda 53 santim bizim hırkamızın uzunluğu. Kolları da şu şekilde çalıştık. Yine dediğim gibi siz dilerseniz bileğe oturtabilirsiniz. Tamamen zevkinize bağlı. Kullandığım ipe gelince zeminde kullandığım siyahtan 3 adet açtım. 3 adetten artan budur. Şu görmüş olduğunuz böyle bej mi diyeyim, yeşille de benziyor. Madame Coton'un 20'si açık yeşil, çok açık çağla yeşil de diyebilirim. Ondan da 3 adet kullandım. Diğer renklerden ise her birinden ikişer adet açtım. Tabii ki her açtığım ipi sonuna kadar kullanmadım. İplerim de artma oldu. Bunu da size belirtmek isterim. Görüntüsü çok şık, bence elegan bir hırka oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiğinizde tabii ki her zamanki gibi sizlerden bir kalp rica edeceğim. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. Kocaman büyüyen bir YouTube ailesi olduk burada. İnanın o kadar mutluyum ki güzel destekleriniz benim için çok kıymetli. Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız efendim. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.